Euzu Besmele'nin manasını önce anlamaya çalışalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım anlamına geliyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda Festa'iz billahi mineşşeytanirracim. Racim olan şeytandan Allah'a sığının diye bize emrediyor. Feiza qara'tel Kur'an, Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman, okumaya başladığında Euzu billahi mineşşeytanirracim de. Niye? Çünkü şeytan insan oğlunun bir hayır yapmasını istemez. İnsan oğlunun Allah'a kulluk yapmasından şeytan hiç haz etmez. Çünkü insan şeytana göre bir düşmandır ve onun bir hayra, bir iyiliğe ulaşmasını asla kabullenmek istemez. Bundan dolayı biz bir hayır iş yapacağımız zaman şeytanın buna mani olacağını düşünerek Allah'a sığınırız. Bu şeytanın bizim düşmanımız olduğunu her daim hatırlamamız açısından önemlidir. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah İnneşşeytane lekum aduvun fettehizuhu aduva. Şeytan sizin şüphesiz düşmanınızdır. Onu düşman olarak belleyiniz buyurmaktadır. Şeytanın bizim düşmanımız olduğunu unuttuğumuz zaman şeytanın tuzağına düşebiliriz. Fakat nerede Euzu Besmele çekeceğimiz, yani nerede Euzu billahi mineşşeytanirracim diyeceğimiz, nerede demeyeceğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde, sünnetlerinde bize nakledilmiş bulunuyor. Binaenaleyh buna uygun olarak biz hareket edersek daha sağlıklı, daha düzgün bir iş yapmış oluruz. Bu açıdan biz kitaplarımıza baktığımızda kamet getirirken veya ezan okurken bir öncesinde Euzu Besmele'nin çekildiğini görmüyoruz. Binaenaleyh bunu ezanın, kametin bir sünneti olarak, bir müstehabbı olarak, bir tamamlayıcı parçası olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Ama bir insan işte ezana başlamadan önce bir sesini efendim tabiri caizse akort niyetiyle bir şeyler söyleyecek. Euzu billahi mineşşeytanirracim dedi. Böylelikle ezan okumaya başladı. Buna da sen kardeşim ne yaptın, ne ettin, yanlış yaptın, sünneti iptal ettin, bidat ettin türünden bir şekilde çıkışmayız. Ama bunu ezanın veya kametin bir parçası olarak görmek çok ama çok yanlış olur. Bundan dolayı biz normalde ezanı ve kameti olduğu gibi okuruz. Bunun başına bir Euzu Besmele veya bir sure, sonuna başka bir şey ilave etmeyiz. Temel kural budur. Ama biri efendim işte ezan okumadan önce Euzu billahi mineşşeytanirracim dedi. Niye bunu dedin? Ne bileyim ben sık sık söylüyorum bunu. Burada da söyledim. Türünden bir şey dediğinde sen çok yanlış yaptın bir daha böyle yapma türünden ona çıkışmakta çıkışmayız. Bunu inşallah anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Bizde ne zaman efendim besmele çekeceğimiz, ne zaman istiadede bulunacağımız, mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helaya girerken bu istiadede bulunmamızı bize tavsiye ediyor. Yani pisliklerin beraber anıldığı şeytanların şerrinden Allah'a sığınırım maline gelecek duaları okumamızı bize tavsiye ediyor. Bir takım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük dualarının içerisinde bunu görüyoruz. Ama ezanda veya kamette böyle bir şey görmüyoruz. Binaenaleyh Kur'an okunduğunda biz Euzu billahi mineşşeytanirracim demek suretiyle Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Bir de besmeleyi Kur'an-ı Kerim okumadan önce besmele getirmekle ilgili de rivayetlerden dolayı besmeleyi çekiyoruz. Bir kimse Kur'an ayetlerini Euzu billahi mineşşeytanirracim demeden okuyacak olursa
Bu da aman Allah'ım, yani dinden imandan çıktı bir şey sayılır mı? Sayılmaz. Hele de Fatiha gibi, Ayetel Kürsü gibi dua niyetine okunan şeylerde Euzu billahi mineşşeytanirracim demeden de okunabilir. Ama bu Fatiha suresi olsun, Ayetel Kürsü olsun, Levenzenna olsun, bunlar Kur'an'dan ayet olduklarından dolayı doğru olan bunların başında Euzu billahi mineşşeytanirracim demektir. Bir kimse unutarak demezse bunda bir problem olmaz. Ama bilerek, kasten, ısrarla böyle bir eylemde bulunacak olursa bu yaptığı çok yanlış olur. Ama unutmuş, aklına gelmemiş, dalgınlığına gelmiş, okumuş, bu o kadar önemli bir hadise olarak değerlendirilmez.